Noktalar ve düğümler. Hayat dediğimiz nedir ki? Çözülmeyi bekleyen düğümler yığını. Her varlık sonsuz sayıdaki çizginin birbirine dolaştığı bir düğüm. Her karşılaşma bir düğümle karşılaşma. İlişkiler düğümler arasında gerçekleşir. Düğümler birbirine uç verip de birbirleriyle dolaşınca hayat daha da çetrefilleşir ve hayatı altından kalkamayacağınız devasa bir kör düğüm olarak da görebilirsiniz. Böyle bir durumda çareyi ya dünyadan geri çekilip içeriye kapanmakta bulursunuz ya da Büyük İskender gibi kılıcınızı kınından çıkarıp kör düğümü kesmeye girişirsiniz. Despotların yaptığı düğümlerin düğümünü, doğal ve toplumsal ilişkileri parçalamaktır. Despot için her yer gordiyondur, düğümler karmaşasıdır. Ve ne zaman düğümler birbirine uç verip kendi aralarında karmaşık ilişkiler icat etmeye çalışsalar, kılıç kınından çıkar ve düğümleri birbirine bağlayan hayati iplikler kesilir. Hayat, ipliklerle birbirine bağlı düğümler çokluğu. Her düğüm hayat bulmak için başka düğümlere bağlanmak zorunda. Müzikte düğümleri birbirine bağlayan ipliklere kontrpuan denir. Ve müzik kulağı olanlar için yeryüzü bir düğümler senfonisi. Dinlemeye doyamazsınız. Her düğüm birbirlerinin üzerine kıvrılmış çizgilerden oluşur. Her düğüm kıvrımlarıyla diğerlerinden farklılaşır ve her düğümün kıvrımlarından dolayı kendine özgü bir ritmi bulunmaktadır. Yeryüzü iç içe geçmiş kıvrımlarla dalgalanan bir ritimler denizi. Deniz kabuklarını kulağınıza dayadığınızda işittiğiniz çokluğun uğultusudur, sirenlerin sesi. Odysseus, sirenlerin sesini duymamaları için gemicilerinin kulaklarını bal mumuyla tıkamıştı. Yeryüzü tarafından ayartılmaktan korkan Tebaa ise kulaklarını despotun sesiyle tıkamış. Despot, yeryüzünün çokluğundan nefret ettiği kadar hiçbir şeyden nefret etmedi. Yeryüzü senfonisi bir kakofonidir. O, uygun adım yürüten marşları sever. Tek sesin hakim olduğu, herkesin tek sese boyun eğmek ve tek sesi çoğaltmak, uygun adım yürümek zorunda olduğu despotik toplumlarda ilişkilerinden soyutlanmış düğümlere nokta adı verilir. Nokta, geometride boyutsuz olarak ifade edilen, eni, boyu ve derinliği olmayan bir terim. Ve yine geometriden biliyoruz ki bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçerken iki noktadan yalnızca bir doğru geçer. Despotik toplumlarda her nokta sadece despota bağlanmıştır ve içlerinden sadece tek bir doğru geçer. Despotun hakikati. Boyutsuz nokta için Kojin Karatani ne algıda ne de imgelemde ona ulaşılmaz diyor ve ekliyor. Görünmez bir yapı gibi yalnızca bir bağıntı ya da bir işlev olarak mevcuttur. Ne algıda ne de imgelemde mevcut olan noktalar despotun doğrusal anlatısında noktalama işaretleri olarak vardırlar sadece. Despotun durakladığı, soru sorar gibi yaptığı, hiddetlendiği yerlerde noktalama işaretleri derhal devreye girer ve despotun hakikatinde bir bağıntı ya da bir işlev olarak var olabilirler ancak. Düğümlerin noktaya indirgenmesi süreci yeryüzünün çoklu hakikatinden uzaklaştıkça gerçekleşti. Doğada nokta bulunmaz. V'lerle birbirine bağlanan düğümler bulunur sadece ve birbirlerine bağlandıkça yeryüzünün senfonisi genişler. Doğa biçim değil, bağlantılanma sürecidir. Birçok seslilik icat eder. Despot kozmosunu kendi imgelemine göre biçimlendirirken kör düğüm olarak gördüğü ilişkileri parçalamış ve düğümleri soyutlayıp noktalara indirgemiştir. O yüzden noktalar sadece despotun imgeleminde bulunmakta. Nokta olmayı içselleştirenler sanatla, felsefeyle, politikayla ilgilensinler. Ürettikleri despotun anlatısında noktalama işaretleri olmaktan öteye geçemez. Noktalar suskundur, despot konuşur sadece.
Latince'de noktaya karşı nokta anlamına gelen kontrpuan, çok farklı ses ve ritim kümelerini birbirine bağlama sanatı. Ne diyordu geometri? İki noktadan yalnızca bir doğru geçer. O da despotun hakikatidir. Fakat yine aynı geometri bir noktadan sonsuz sayıda doğrunun geçtiğini de söylüyor. Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçtiğinde buna artık doğru demeti diyoruz. O halde geometrinin dilini kullanırsak her varlık bir hakikat demetidir. Hakikatler birbirinin üzerine kıvrıldıkça düğümleşir ve düğümler birbirine bağlandıkça yeniden yeryüzünün çok sesliliği icat edilir. Hayat nedir ki? Bir hakikatler senfonisi. Özlemediniz mi?